Türkiye'den Amerika'daki bilgisayar mühendisliği iş ilanlarına nasıl başvuru yapabiliriz? Başvurumuz kabul edilirse nasıl çalışabiliriz? diye çok yerinde ve güzel iki soruyla gelmiş durumda. Şimdi cevabım şu şekilde olacak. Öncelikle tabii sizin özellikle içinde yer aldığınız alan önemli bir alan. Yani bilgisayar mühendisliği önemli bir alan. Dolayısıyla yeni çağımızın en değerli mesleklerinden. O açıdan Burada önemli olan nokta siz tabii ki online üzerinden, internet üzerinden iş araştırmanızı yapabilirsiniz. İlanlara bakabilirsiniz ve online başvurularız yani internet üzerinden başvurularınızı da yerine getirebilirsiniz. Dolayısıyla burada önemli olan nokta sizin yapmanız gereken iş ilanlarına baktığınızda iş, iş ilanlarında aranan şartlar nelerdir onları görmeniz lazım. Dolayısıyla başvuruyu yaptığınızda Onların ne şart aradığına şartlar uygunsa başvurunuzu yaparsınız ve onlar da sizi alacaksalar size dönüş yapacaklardır. Belki siz de internet üzerinden, Skype üzerinden görüşme yaparak sizle olan görüşmeyi yerine getirebilirler. Ama bu işin birinci tarafı nedir? Evet başvurabilirsiniz internet üzerinden. Tabii ikincisi de çalışabilme durumu. Bu tip firmalarla çalışabilmek için en ideal vize tipi bu tip uzmanlar için ya da böyle sizin gibi profesyoneller için H1B denilen H1B yani çalışma vize türü bu tip e, e, mühendisler için, bu tip bilgisayar mühendisleri için de çok uygun olan bir çalışma vizesi türü. Dolayısıyla öncelikle ilandan bulduğunuz bu iş yerinin sizi sponsor olup olmayacağını öğrenmeniz lazım. Dolayısıyla görüştüğünüz bu şirket sıcak bakıyorsa duruma, evet biz, senin, biz seninle çalışmak istiyoruz ve senin için de çalışma vizesi başvurusu yapacağız diyorsalar bu iş mümkün olacaktır. Dolayısıyla eğer onlar size bir sponsorluk yapmayı düşünmüyorsalar o zaman zaten çalışabilmeniz mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla burada yapmanız gereken bu iş ilanlarını takip edip gerekli başvuruları yapıp onlardan da olumlu sonuca gittiğinizde şirketin size E1B çalışma vizesi, H1B çalışma vizesi alıp almayacağını da netleştirirseniz boşuna ne kendi zamanınızı ne de onların zamanını almış olursunuz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.